Ayşe anneye sormuşlardı. Bize Resulullah'ın ahlakından söz eder misin? Soran adamlar adam gibi adammış ya. Anlatabiliyor muyum? Düşünebiliyor musunuz? Bize Resulullah'ın sakladığın saçından üç tel versene deseler Allah etmesin ne olurdu? Zaten Ayşe'de de yoktu o üç tel. Hiçbir tel yoktu. Ayşe deli mi de Resulullah'ın saçını saklasın, sakalını saklasın, tırnağını saklasın. Belanız mı var sizin? Yani putlarımızı da aldık geldik dercesine. Putperestliğinizi bırakmamışsınız. Süheyl bin Amr'ın yaptığı bir şeydi bu. Veda Haccı'nda Resulullah tıraş oluyor. Süheyl bin Amr yere düşen saç kıllarını alıyor, cebine, orasına, burasına dolduruyor, özüne, yüzüne sürüyor falan filan. Ne bu? Kim bu adam diye sormanız lazım. Yani Ebu Bekir yapmıyor, Ali yapmıyor ilmin kapısı. Ömer yapmıyor, Abdullah yapmıyor, Abdullah bin Zübeyir. i̇bn Mesud yapmıyor, Kur'an'ın adamı. Salim yapmıyor, Gerçekten de yaşayan Kur'an'dı Salim. Bir azatlı köleydi ama. Vesair vesair. Adam gibi adamlar. Zihniyetini hiç değiştirmemiş. Aslında sorun o. Yani Süheyl bin Amr, Ebu Cendel'in babası, Resulullah'ın yere düşen sakalını, saçını toplayı bazına yüzüne sürerken aslında putperestliği terk etmemiş. Putu değiştirmek istiyor. Resulullah'ın saçını putlaştırmak istiyor. Sakalını putlaştırmak istiyor. Yani yine perestiş perestiş. Yine tapınma tapınma. Yine putlu perestik putperestlik hiç değişmiyor.